Merhaba arkadaşlar. Karşılaştırmalı siyasal sistemler dersinin bu programında konumuz oydaşmacı kurumsallaşmış rejim İsviçre. Bu programda İsviçre modeli federalizm, siyasal kurumlar ve İsviçre'nin siyasal kültürü üzerinde duracağız. Programımıza İsviçre modeli federalizm konusunu ele alarak başlayalım. İsviçre resmi adıyla İsviçre Konfederasyonu Avrupa kıtasının ortasında İsviçreli'lerin deyimiyle kalbinde yer alır ve başkenti Bern'dir. Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romaşça İsviçre'nin resmi dilleridir. 1999 İsviçre Konfederasyonu Anayasası'nda devlet şeklinin federal bir devlet olduğu ibaresi yer almaz. Yine de İsviçre Konfederasyonu federal bir devlettir. İsviçre modeli federalizm, İsviçre siyasal sisteminin en temel ilkesi olarak kabul edilir. İsviçre konfederasyonunu oluşturan 26 tam ve yarım kantonun hukuki varlıkları kesin bir şekilde korunur. Yarım kantonlar da federe devletlerdir. Ancak bazı alanlarda tam kantonların sahip olduğu haklara sahip değillerdir. Kantonlarla konfederasyon arasındaki yetki paylaşımı 1999 İsviçre Anayasasında düzenlenir. Kantonlar idari teşkilatlarını kendi anayasalarında düzenlerler. Ancak bu anayasalarda devlet şeklinin cumhuriyet olduğu güvence altına alınmak zorundadır. İsviçre siyasal sistemi özgün bir modeldir ve hiçbir sınıflandırmaya dahil edilemez. Meclis hükümeti olarak nitelendirilen bu sistem ne bir başkanlık sistemi ne de parlamenter bir sistemdir. İsviçre siyasal sisteminin en temel özellikleri halk oylaması ve halkın kanun teklifi mekanizmalarıdır. İsviçre ve İsviçre modeli federalizmle ilgili genel olarak bilinmesi gerekenleri özetledik. Şimdi de bu siyasal sistemi daha iyi tanımak için İsviçre'nin siyasal kurumları ve işleyiş şekilleri üzerinde duralım. İsviçre siyasi kurumları yasama organı olarak Federal Meclis, yürütme organı olarak Federal Konsey ve yargı organı olarak Federal Mahkemedir. Yasama organı olan Federal Meclis Ulusal Konsey ve Kantonlar Konseyi olmak üzere iki kanattan oluşur. Yürütme organı olan ve 7 üyeden oluşan Federal Konsey, Federal Meclis tarafından mutlak çoğunlukla seçilir. Federal kanunların uygulanmasını denetleme yetkisi yüksek yargı organı federal mahkemededir. Yasama, yürütme ve yargı erkinin çeşitli görev ve yetkileri o derece örtüşmektedir Yasama, yürütme ve yargı erkinin çeşitli görev ve yetkileri o derece örtüşmektedir ki bu üç erkten hiçbiri temel görev ve yetkisinin sınırları içinde kalmayı başaramamıştır. Bu durumun İsviçre'nin kuvvetler ayrılığı anlayışının bir parçası olduğu düşünülebilir. İsviçre siyasal sistemiyle ilgili olarak son konumuz ülkenin sahip olduğu federal yapı ile şekillenen siyasal kültür ve siyasal katılma. Siyasal kültür ve siyasal katılmayı, seçim sistemi, siyasi partiler, çekimsellik ve doğrudan demokrasi alt başlıklarına gruplandırarak ele alalım. İsviçre siyasal sisteminin belirgin özelliklerinden biri, makam sahiplerinin atanması değil, seçilmesidir. Yalnızca meclis ve hükümet üyeleri değil, hakimler ve mahalli idarelerde görev alacak kişiler de seçilir. Bu nedenle İsviçre'de konfederasyon ve kantonlar düzeyinde çok sayıda seçim yapılır. Çoğunlukla seçimler ve halk oylamaları birleşir. İsviçre'nin siyasal rejimi çok partili bir sistemdir. Ulusal konseyin nispi temsile dayanan seçim sistemine göre seçilmesi esasının benimsendiğinden beri İsviçre'de 4 siyasal parti önemli bir rol oynar. Merkez Demokratik Birliği geleneksel olarak çiftçilerin ve orta sınıf protestan halkın partisidir. Radikal Demokratik Parti burjuvaziyi, Hristiyan Demokratik Partisi ise Katolikleri temsil eder. İsviçre Sosyalist Partisi ise işçilerin çıkarlarını savunan partidir. İsviçre siyasal kültürünün bir unsuru da çekimselliktir. İsviçre siyasal sistemi seçmenin siyasal hayata etkin olarak katılmasına o kadar çok olanak tanır ki seçmen bir süre sonra seçimlere olan ilgisini kaybeder. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İsviçre'de oylamaya katılmayı reddetmek yani çekimserlik olarak tanımlanan bu duruma sıklıkla rastlanır. Halk çoğunlukla oylama konusunu anlamadığı gerekçesiyle oy kullanmaz. İsviçre'nin siyasal kültürünün önemli unsurlarından sonuncusu da doğrudan demokrasidir. İsviçre'de doğrudan demokrasi araçları olarak nitelendirilen halk oylaması ve halkın kanun teklifi şeklinde iki uygulama vardır. İsviçre hukukunda halk oylaması, halkın teklifi ya da Federal Meclis tarafından yapılan bazı işlemler için halkın ya da hem halkın hem de kantonların görüşüne başvurulmasını ifade eder. Doğrudan demokrasi aracılığıyla halkın baskı kurma mekanizmaları kısa vadede kamu politikalarının oluşması ve belirlenmesinde çatışmalara neden olabilir. Ancak uzun vadede doğrudan demokrasi bir uzlaşma yolu olarak ortaya çıkar halkın kanun teklifi anayasanın tümünü ya da bir kısmını değiştirmeye yönelik olarak 100 bin vatandaş tarafından imzalanarak verilen öneridir. Karşılaştırmalı siyasal sistemler dersinin bu programında oydaşmacı kurumsallaşmış rejim İsviçre konusunu ele aldık. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.